yönündeyiz. Bayburt Gümüşhane Havaalanı bütün hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle zemin sıkıştırma çalışmalarının sonuna gelindi. Daha sonra asfaltlama bölümüne geçilecek. Dolayısıyla 2020 inşaat döneminin sonuna pist çalışmaları bitmiş olacak. Bayburt ve Gümüşhane arasında yapılan bu havaalanımız özellikle dışarıda nüfusumuz çok fazla. Bu bölgenin nüfusu dışarıda yaz aylarında ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Bayburt'un nüfusu şu an 80 bin civarında fakat yazın 200-300 bin civarlarını buluyor. Yaşlı nüfusumuz dışarıda çok. Bunlar da gelemiyor memleketlerine. Memleket özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Ama 18 saatlik yolculuk maalesef yüksek oluyor. Ama havaalanı yapıldığında 1 saat içerisinde memleketlerinde olacaklar. Bizim ilçemizin hemen bitişinde yapılan bir havaalanı bu. Demirözü ilçesinin nüfusu 3000 civarında ama 10-15 bin civarında da hemşerimiz sürekli gidip geliş yapıyor. Bu da havaalanımız sayesinde bu rakam da artacak ve nüfusumuza, ekonomimize ciddi bir katkı sağlayacaktır. Yani inşallah bizim buraya biterse abi bir rahatlığa kavuşuruz. Sağ olsunlar, var olsunlar ama abi böyle yani hakikaten Trabzon'a, Erzurum'a gidip gelmekten bıktık yani. Çok zaman kaybediyor. Anlayabiliyor. Bir de yollar buz olduğu zaman ne yapıyor? Gidemiyorsun, uçağın gidiyor, kaçıyor, biletin yanıyor. Bunlar hep sıkıntı da. Bizim için en büyük bir varlık. Bunun yapılıp da sebep olanından Allah razı olsun. Yani Bayburt için bulunmaz bir şey. Gerek Bayburt halkı olarak acil olarak bir şehir dışına çıktığımız zaman ulaşımda bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Fakat şu anda bu havaalanının açılmasıyla gerek Bayburt halkı için, Gümüşhane'ye de bayağı bir yakın, ortak zaten, gerek Gümüşhane halkı için bayağı bir kolaylık olacağını düşünüyorum.